selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, üretimhanemizi 2023-2024 sezonuna yavaş yavaş hazırlıyoruz. Sağ olsun ablamın da desteğiyle. Şimdi sizlere üretimhanemizde badana boya yapacağız. Onları göstereceğim. Ne kullanacağız, ne edeceğiz? Hemen onlara değinelim. Sizlerden ricam emeğimizi karşı olarak videolarımızı beğenmeyi ve bir emeğine sağlık, bir Allah kolaylık versin diye yorum yazarsanız sevinirim. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlıyoruz. Önce şöyle geniş açıdan gösterelim. Değerli dostlar, kafeslerimizi söktük. Neler yapıyoruz? Hemen ona değineceğiz. Zaten bizim ışık sistemimiz burada. Buradaki ışıklara güzelce bir kağıt bant yapacağız. Buradaki duvarı güzelce spatula ile kazıdık. Şimdi öncelikle buradan başlayacağız ve şöyle şu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Ablam da sağ olsun şimdi kafeslerimizi yıkıyor. Kafeslerimiz zaten temiz. Ama biz bunu tekrar bir belki bir galvaniz sisteminden geçirtebiliriz. Onu belirtmek istiyorum. Kuşlarımızı artık eşlemeye doğru hazırlayacağız arkadaşlar. Şu bölgeyi boyayacağız. Aşama aşama göstereceğim ben. Şu şekilde yere damlamasın diye kağıdımızı serdik ve boyamızı aldık. Arkadaşlar içerisi bir tık griye dönecek. Yani tam beyaz değil. Böyle kırık bir beyaz olacak. Belki şu griye benzer olabilir. Bakalım boyadıktan sonra göreceğiz. Yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. Aşama aşama videomuzu devam ettirelim. Bayağı bir yorulduk. İşin aslı elimizi de vurmuşken çok da durmadık. Gördüğünüz gibi gümüş gri diye geçiyor. Şurada akşam oldu ve bitirdik arkadaşlar. Şu şekilde artık bu renkten bu renge geçmiş olduk. Şöyle baktığınızda ambiyans olarak daha güzel duruyor. Allah nasip ederse bu sezonda bu renkle götüreceğiz. Kafeslerimizi de yıkadık arkadaşlar. Yıkadıktan sonra güzel bir şekilde parladı. Şöyle yakından gösterelim. Bakın gayet temiz bir şekilde oldu. Şu kafeslerimiz de yıkanacak. Gördüğünüz gibi bunlar da bakın tozlu bir şekilde. Şöyle gösterelim. Bayağı bir toz var. Arkadaşlar temizlik imandan gelir. Yaptığınız işi temiz yapın demişler. Altını görmüyor da olsalar siz altını temiz yapın, işinizi iyi yapın demişler. Biz de bu sebeple Allah nasip ederse sezona temiz bir şekilde gireceğiz. Şimdi kuşlarımızı tekrar yerine asacağız. Şurayı tekrar işte buradaki aksesuarlarımızı geri yerine takacağız. Güzel oldu. Lambalarımızı tekrar yerleştireceğiz. Burada zor oluyordu lambalar. Şurada lambaları sökmeden yapayım dedim. Baktım zor oluyor. O yüzden buradan sökerek yaptık. Tekrar yerleştireceğiz. Bizim burada birazcık işlerimiz var. Allah nasip ederse sezonu Eylül'ün 10'u ile 15'i arasında açmayı düşünüyorum. Sezonu açarken nelere dikkat edeceğiz? Neler yapmamız gerekiyor? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Videolarımız bol bol gelecek. Benim burada özellikle size söylemek istediğim arkadaşlar, kuşlarınızı eşe atıp 10 gün, 15 gün, 1 ay beklemeyin. Erkek kuşlarınız tek kafese aldığınız zaman tüye girecektir. Tüye girdikten sonra da yanına dişi attığınızda verim olmayacaktır. Yani yumurtalar boş olacaktır. Bu sebeple kuşlarınızı kafesinize tekledikten 3 gün sonra dişi kuşlarınızı güzelce erkeklerinizin yanına atın. Bu sizin için daha iyi olacaktır. Havalar sıcak. Sıcak olduğu için eşlemeyi sizler biraz daha bekleyin arkadaşlar. Biz şurada malum biliyorsunuz klima taktırdık. Bizim şu anda içerideki ısımız 24,5-25 civarı ve nemimizde %40. Bu sebeple biz eşleme yapabiliriz. Kuşlarımız da hazır durumdalar. Yani kalın tüyünü attılar ve şu anda hemen hemen hepsi hazır arkadaşlar. Bakın zaten çoğu da yavru bebek. Tabi buraya Murat abimle orada bulunan erkeklerimiz var. Onlar da gelecek. Onlarla birlikte güzel bir şekilde kadromuzu kuracağız. Detaylarla ilgili zaten önümüzdeki günlerde videosunu çekeceğim. Şimdi şu bölüm kaldı. Allah nasip ederse şu bölümü de yapalım. Şurayı da yapacağız. Salmaların üst tarafını yapmayı düşünüyorum. Belki de yapmayabilirim. Orası beyaz kalabilir. Bakalım durum neyi gösterir. Çünkü boyamız da epeyce bir gitti. Şu an yarıyı bulduk arkadaşlar. Tekin endam silikonlu boyasını kullandık. İpek mat su bazlı iç cephe boyası. Eğer kullanacaksanız güzel bir boya. Hem dışkıları falan da güzel kapattı. Yani şu anda içime sinesine yaptım arkadaşlar. Bunun dışında değerli dostlar, siparişleriniz için Instagram'dan yazıyorsunuz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ama bakın WhatsApp'ta katalog kısmı yaptık. Oradan güzelce sepet oluşturabiliyorsunuz. Sepet oluşturduktan sonra bana gönderiyorsunuz ve siparişinizi çok daha kolay verebilirsiniz. Aynı zamanda katalogda güncel satışta olan kuşlarımız da var. Onları da görebilirsiniz. Mesela şurada birkaç tane kuşumuz var satılık olan. Şu arkası dönük gri sarı yüzümüz satılık. Şu erkeğimizin kardeşi bizde olduğu için üst vasıf satılık. Şu gri kuşumuz satılık. Şu lila kuşumuz satılık arkadaşlar. Şu yeşil tarçın kuşumuz satılık. Şu gri kuşumuz satılık arkadaşlar. Şu Texas'ımız satılık olabilir. 2 tane var çünkü. Biri bende kalır, birini satarız. Bunlar satılık erkek kuşlarımız ve yine satılıkta olan dişi kuşlarımız da var. Şu lacewing kırmızı gözlü. Albino'yu bir takipçimize sahiplendirdik. Burada yine birkaç tane Texas kuşlarımızı sahiplendirdik. Bakın üst vasıflı bir tane opal dişi kuşumuz var. O satılık. Mavi, gri, Texas. Yine şuradaki Texas, Gold Texas. Sarı yüz. Bunlar satılık arkadaşlar. Allah nasip ederse sizleri mutlu edecek kuşlar. Bu sezon özellikle kendi dişi kuşlarımı epeyce bir ayırdım. Tabi bunların birçoğu yavru arkadaşlar. Ama sayı olarak maşallah şu anda tam istediğim olmasa da hedefimize biraz yaklaştık. 30 erkeğe 60 tane dişi hedefliyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de hazır olmayanlar olabilir. Onları beklemektense yedekli kuşlarımız olsun daha iyi diyorum. Bakın şu tüyde hala ilk tüyüne giren bir dişi kuşumuz. Maşallah. Bu sene bol bol yeşil kuşumuz var arkadaşlar. Bu minnoş ilk tüye giren. Mesela bu da kardeşi onun. Mesela şu kardeşi de sahiplendirme yapabilirim belki ilerleyen zamanlarda. Lilalarımız, morlarımız. Bayağı bir hazır kuşumuz var dostlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Umarım sizler de hedeflerinize tez zamanda ulaşırsınız. Sezonla alakalı şunu da söyleyeceğim. İşte kür vesaire diyorsunuz. Arkadaşlar ben kendi adıma olanı söylüyorum. Bakın herkesi dinlerseniz yoldan çıkarsınız. Nasıl çıkarsınız? Hayvanlarınızı bir yola sokmak yerine farklı yollarla giderseniz hayvanlarınız sapıtır ve kimisi tüye girer, kimisi karaciğerde bir sorun yaşar, kimisi kursak mantarıyla alakalı sorun yaşar. Antibiyotik yüklemesi yapmayın bu sebeple. Minimum düzeyde hafifletilmiş antibiyotiklerimiz var. Mesela 6+1 süpermix buna en basit örnek ve çokça da memnuniyet mesajları geliyor. Eğer sizler de kür yapmak istiyorsanız ben kendi yaptığımı sizlere söylüyorum. 6+1 süpermix'i güzelce hayvanlarınıza veriyorsunuz ve yılda da 50 gün arayla kullanıyorsunuz sezon boyunca. Yavrulu kuşa da verebiliyorsunuz, yumurtalı kuşa da verebiliyorsunuz ve bu şekilde hayvanlarınız gayet güzel sezonu götürüyor ve ağır hastalıklar yaşamadan sezonunuzu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Onu belirtmiş olalım. Şimdi bu bölümü bir video yapacağız. Şuraydı buraydı derken tadilat işi kolay olmuyor. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Bu videonun devamı buranın tamamen bitmiş hali olarak gelecek. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz ve bir de kolay gelsin yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.